Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Malumunuz karantina her taraf. Ne oluyor? İnsanlar sıkılıyor. Sıkılınca ne oluyor? Ahanda tam olarak böyle şeyler oluyor. Bey abimiz evinin önündeki karları temizlemek için gerçekten harika bir yöntem geliştirmiş. Yani bana kalırsa bir insan bu kadar karizma olur. O yüzden bey abimizi kafasından öpüyorum. Şemsiyesi de var, dikkat. Şemsiyesi yok. Ya. Hani bizim Arizona kertenkelelerinin suyun içerisindeyken dişileri tavlamak için kullandığı yöntemler var ya. İşte yabancı kardeşlerimiz de onların benzer varyantlarını kullanıyorlarmış gördüğünüz gibi. Diyecek bir kelime bulamıyorum ama bu can sıkıntısının örneği. Böyle bir abiye herkes sahip olamaz. Daha doğrusu herkes sahip olmamalı. Niçin biliyor musunuz? Kardeşini her zaman böyle sıra dışı bir tane kostümle karşılıyor. Ve bıkmadan usanmadan 12 yaşındaki kardeşi için bin bir türlü kostüm giymiş herif ya. Vallahi ben böyle bir abi isterdim şahsen, bilmiyorum siz de ister miydiniz? Manyaklık parayla mı? Değil. Hoş. Olsa da önemli değil. Niye biliyor musunuz? Ahanda gördüğünüz gibi icabında bir kar topunu geziye çıkarasınız varsa ortaya böyle bir video çıkıyor işte. Ya şu akıma her yerde rastlıyorsunuz biliyorum ama en cool'unu sizler için seçtim ve ortaya bırakıyorum. Nasıl ama? Bence harikulade. Bir de tabii başka çözümler üreten insanlar da yok değil. Hani biliyorum sizin de canınız çok sıkıldığı zaman böyle şeyler yapmışsınızdır ama bu hanım ablamızınki sanki biraz ileri düzey profesyonel olmuş gibi ha? Ne dersiniz? Ya bu üşengeçlik ama ya. Şimdi buna böyle tiksinen gözlerle bakmayın. Biliyorum aranızda bunları yapanlar var. Onları hor görmeyin, hoş görün. Çünkü belki aramızdan başkaları da böyle şeyler yapıyordur. Sadece öyle ev içlerinde falan kendi başlarındayken mi sıkılıyor zannediyorsunuz insanlar? Değil. Öyle de sıkılıyorlar. Ama sıkıldıkları zaman böyle daha acayip şeyler de ortaya koyabiliyorlarmış yani. Bizim buradaki inşaatçılar kesinlikle bunlardan daha cool. Eminim. The true meaning of boys will be boys. Ya diyor ki, erkekler erkektir aga. Niye mi böyle diyor? İzleyelim. Ben de merak ediyorum. İşin güzel kısmı bu işte. Eşlik eden başka erkeklerin ortaya çıkması. Hatta baya baya bir. Var ya, benim son zamanlarda izlediğim en psycho videolardan bir tanesi olabilir. Allah affetsin, yorumu size bırakıyorum. Bayağı halaya girdiler. Ya sen nasıl bir aletsin? Abi bu Lego sanki olayı biraz abartıyor gibi geldi bana. Baksana. Bildiğin teleferik değil, teleferik sistemi kurmuş adamlar. Daha doğrusu satıyorlar, alıp onu kendiniz evde yapıyorsunuz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşin bu kısmı da akademik bir araştırmaya öncülük edebilir gibi geliyor bana. Yani neden yapıyor insanlar bunu? Karantinadaki günler uzadıkça insanların yaptığı şeyler de farklılaşıyor. Gördüğünüz gibi kedilere bazı dersler vermeye kalkmış bu bey abimiz. Ama bilmiyor midyalılar. Cahil. Husky ile yaşam gerçekten böyle olurdu ama arada bir tane de Golden kardeşimiz var. Onu ne yapacağız işte? Onu kurtarmak lazım değil mi? Kurtarmışlar ama. Helal olsun. Star Wars izlediniz mi? İzlemediyseniz de izleyin ya. Ama izlemediyseniz bile eminim ki bu melodiyi biliyorsunuzdur. Ki bey abimiz aşmış yani. Asmış artık, o kadar yani. Tepkim kaydı. Diyecek bir şey yok. Bence çok başarılı. Luke, I'm your father. Yani bu da bir vaka ya. Bey abimiz gerçek operatör bile olabilir. Can sıkıntısından dolayı böyle şeyler bile yapıyor olabilir. Ama ne yapıyoruz? Kesinlikle onları hor görmüyoruz. Hoş görüyoruz. Abi bağıran hayvanlar bana ekstra komik geliyorlar ya. Sebebini bilmiyorum ama böyle sebepsizce bağıran ruh hastalarına karşı bir sempatim var. Neden böyle vallahi bilmiyorum. Ama yalnız değilim değil mi? Beni yalnız bırakmayın ne olur.
Sus lan. Ya bu trambolinle ilgili bayağı bir şey gösterdim size. Bayağı da cool. Tabii bizim buralarda yok. Yani müstakil evlerimiz yok ki abicim böyle trambolinimiz olsun bahçesinde. Ama çok acayip şeyler yapıyorlar. Onları da paylaşmadan edemiyorum sizinle. Ne yapayım? Çiçek gibi bak. Çiçek. Bıraktı. Ya bunlar geri zekalı ya gerçekten. Dikine ya, dikine yaptı gitti adam oraya. İşi rast gitsin ne diyelim. Bak. Bu ne biliyor musun? Bu rastlayabileceğin en tatlı var olmayan varlıklardan bir tanesi ama keşke var olsaydı, böyle beyin güçlerini falan kullansaydı. Bunun ne olduğunu da siz söyleyin bana, spoiler vermeyin. Ya çok kötüsünüz ya. Siz iğrenç varlıklarsınız ya. Siz yaratıksınız. Ebeveyn olamaz. Ama itiraf etmeliyim ki çok eğlenceli görünüyor. Kesin ben de yapardım. Yani yapılmalı arada bir. Yani bu birazcık korkunçlu geldi bana, biliyor musunuz? Değişik bir oyuncak. Kalkışı falan bayağı tuhaf ve böyle şeyler olunca da ne bileyim. İlginç. İtiraf edin. Evde kedi besleyen arkadaşlar, size söylüyorum. Pardon, Mibyalı. Böyle aksesuarlar takıp kedinizle oyun oynadınız mı? Ama bunlar birazcık ileri düzey yapmışlar ya. Baksana tam bir Mibyalı. Asalet. Kraliyet ailesinden. Yakışır. Ya bu da son dönemlerde mod oldu ha. Diyor ki ona hediye paketi yaparken. Bir de Dior falan kutusuna koyuyor. Böyle ara katmanlarda ekstra heyecanlar var. Yo artık. Abartıyorsunuz ama. Ya benim kardeşim bana böyle bir şey hediye etse, baksana kocaman şeyin içine koydu. Vallahi ona kötü şeyler yapardım ya. Bu kadar da ileri gidilmez yani. Karantinanın 9. gününde çakra gücümü deaktive ettim. Yani böyle direkt çevirmeye çalışınca olmuyor ama anladınız siz. Dikine duvarda yürümeye başlamış. Yani beyin gücüyle çözmüş bazı olayları. Siz de yaptınız mı böyle şeyler karantinada? Herkes bir şey yapıyor abi. Canı sıkılan herkes... herkes ne ya? Benim gibi düzgün diksiyonu olan ama onu kasti şekilde yanlış kullanan, daha sonra yanlışlıkla yanlış kullanmaya başlayan birine yakışıyor mu böyle şeyler? Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Umarım anlamışsın. Be abiye de saygılar bu arada. Sanatını icra etti. Ya çok tatlı değil mi? Bakıyorum böyle hepsine göz gezdiriyorum da. Bence çok başarılı. Böyle minik dokunuşlar her zaman hoşuma gitti benim ki biliyorsunuz çok paylaştım sizlerle. Şimdi bazı dramlar vardır. Çok acıklıdır ya. Dayanamazsınız onlara. Bu bey kardeşimizinki de bir dram. O bir peynir bu arada. Büyük ihtimalle kaşar peyniri gibi bir şey. Ve onun şelalesini aktive etmeye çalıştı ve başına böyle bir olay geldi. Tüm hayat enerjisi gitti ya. Yazık ya. Yanında olsaydın da keşke sarılaydın. Değil mi? Öyle bir havası var. Dur artık ama. Belli bir yaşa ulaşmış insanlara bu tarz teknolojik aletleri gösterirken bence ekstra dikkatli olmakta fayda var. Neden mi? Bir nedeni vardır. Güzel bir atla işte. Ya neydi bunun adı? Manyetik hamur. Galiba manyetik hamurdu. Hem korkunçtu hem ilgi çekici ya. De göz möz, hayalet mayalet. Ne varsa yapmışlar. Ha bu bir karaktere benzedi. Wow, çok korkunç. Ve benim son zamanlarda gördüğüm. Bu cümleyi biliyorsunuz değil mi? Bazen böyle başlıyorum. Ben de fark ediyorum sizinle beraber. Ama söylemeden de edemiyorum. Tamam ya, boş yapmayalım değil mi? Bunu da duyuyorum. Ama söylemeyeceğim ne olduğunu. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Kibritlerden kuru kafa yapıyor. Kızıl kafa yapıyor. Ve çok ciddi bir sabır örneği sergiliyor arkadaş. O yüzden kendisine buradan saygılar, sevgiler diyorum. Aynısını sizden de bekliyorum ama. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu yıl böyle geçti gitti. Yapacak bir şey yok. Ama önümüzdeki yıl daha beter olacak.
diye bir his var içimde ama bu hissi bir tarafa bırakıyorum. Umarım istediğiniz her şeyi size veren bir yıl olur. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.